Büyükşehir Belediye Meclisi Yılmaz Büyükerşen Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının gündeminde halk deyimiyle söyleyelim yeni tramvay ve yedek parçaları alımıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e yetki verilmesi konusu vardı. Bununla ilgili görüşler açıklandı. AK Parti karşıt oy kullandı ama yetki oy çokluğuyla Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e verildi. 2021 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Yılmaz Büyükerşen Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Yatırım Bankası tarafından finanse edilen ve İller Bankası tarafından yürütülen kentsel altyapı projeleri kapsamında İller Bankası'nın Büyükşehir Belediyesi'ne Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tramvay ve yedek parçaları alımı işi kapsamında kullandıracak olduğu 40 milyon avro tutarındaki krediye ilişkin yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesiyle ilgili madde gündeme geldi. İlgili maddeye karşı oy vereceklerini söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Orhan Durmuş, tramvay setlerinin Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 yılı yatırım programında olduğu ifade edilmişti. Programa baktığımızda sadece 15 adet tramvay alımının olduğunu ve maliyet olarak da 255 milyon liranın yer aldığını görüyoruz. Oysa başkanlık yazısıyla komisyona gelen 40 milyon avro kredinin bugünkü kur karşılığı 410 milyon civarındadır. Bu konunun izah edilmesini talep ediyoruz şeklinde konuştu. AK Partili Durmuş'a yanıt veren Başkan Büyükerşen, gerek Cumhurbaşkanlığı Strateji Planı, gerek Hazine Müsteşarlığı, gerek İller Bankası ve diğer kamu kuruluşlarıyla bunlar hep Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar. Hepsi tarafından olumlu anlaşma ve sözleşme yapılmıştır. Bize daha sonra bunu kendi planımıza alıp uygulamak düşmüştür. Verdiğiniz kararla aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirlerine, ilgili kuruluşların takdirlerine de karşı oy vermiş oluyorsunuz dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım amaçlı borçlandığını söyleyen CHP Meclis Üyesi İbrahim Arslan, borcun ne amaçla yapıldığı önemlidir. Belediye 15 adet tramvay ve yedek parçanın alımı için tamamen yatırım için 40 milyon avroluk bir borçlanma istiyor. Tüm borçlanma İller Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası'nın gözetim ve denetiminde gerçekleştirilecektir. Elbette açılacak ihaleye uluslararası kuruluşlar katılacağı gibi kendini yetkin gören yerli firmalar da katılabilecektir ifadelerini kullandı. İlgili madde oy çokluğuyla kabul edildi.